Merhabalar. Hanımlar, beyler, çoluk çocuk, bizi dinleyen, izleyenler, hoşça geçsin diye vakitler, meddah kulunuz bir hikaye daha söyler. Efendim, kışın ortasında ara sıra yüzümüze gülümseyen güneşle bir güzel hava gördük mü, hemen kendimizi sokağa atarız. Boğaz'a, Belgrad ormanlarına koşarız. Bir nefescik de olsa ciğerlerimize doldurduğumuz temiz havayla yazın hasretini gideriz. İşte bizim kumrularda böyle bir hava bulunca kendilerini sokağa attılar. Ama onların kırlara gidecek halleri yok. Onların merak ettikleri başka. Gelin birlikte izleyelim. Yok kız, alışveriş yeri, alışverişin merkezi. Alışverişin merkezi ne demek kız? İşte alışveriş yeri, hani Ankara nasıl Türkiye'nin merkezi de burası da alışverişin merkezi işte. Kız, alışverişin merkezi nahiyesi, kasabası, köyü mü olur? Alışveriş alışveriştir, alışverişin asıl merkezi ceptir, kesedir, kese. Varsa bu, bundan alırsın. Bundan da verirsin. Ama burada her şey var. Hadi gel gezelim şurayı kız. Dur kız, bedava gezdirirler mi? Ha, niye gezdirmesinler? Gezip göreceksin ki alışveriş yapasın. Harcıyorsun. Peki bir şey almadık diye ya bizi hapse atarlarsa? Hadi delikanlı, demeyelim konuşma. Hadi yürü hadi. We'll be right back.
Ay öldüm. Bir de seni kaybettim. Arı arı o merdiven nerede? Canım çıktı. Beni niye bıraktın? Onu ben de iyiliğime ödüm koptu kız. Niye bıraktın beni? Bırakır mıyım? Allah Allah. Orada döndüm bir şeye bakıyorum. Bir de baktım yanımda yoksun. Ay aklım başımda. İliğime indi ödüm koptu. Ama zor iyi kız. Ay ne biçim yermiş o, ne biçim merkezmiş. Ay Avrupa gibi rüyamda görsem inanmazdım. Kız eskiden birisi bugünlere geleceğimizi söyleseydi ben deli derlerdi herhalde kendisine. O fiyetlere baktı mı fiyetlere? Şu kadarcık çaput parçası onu etek diye giyiyorlar. Milyondan aşağıda bir şey yok. Eskiden milyonu olanı parmakla gösterirdik, milyoner derdik. Şimdi herkes milyoner. Ah sorma, İstanbul ne hale geldi, ne hale. Buraları hatırlar mısın? Yemyeşildi. Eskiden Çamlıca'ya, Mesire'ye giderdik. Hani nerede Çamlıca, arada bul şimdi. Benim merak ettiğim bu kadar kalabalık, itiş kakış, burun buruna, ağız ağıza, kiminin yüzünde maske nasıl yaşıyorlar? Nasıl yaşayacaklar koşa koşa? Kimisi de senin benim gibi yürüye yürüye. Yani yürüdün mü yaşıyorsun demek. Ha, eğer yürümek yaşamaksa evet. Kız bu çarşıda birileri bize bakıp bakıp bir takım laflar ettiler. Bir tanesi dini zor dedi. Öteki de fosil dedi. Ne demek istedi? Dini zor değil, dinozor, dinozor. He? Eski devirlerden kalma yaratıklar onlar, canavar yaratıklar. Peki fosil ne demek? O da eski artıklar, artıklar. Eskiden kalma artıklar. Fosili anladık da niye canavara benzettiler bizi? Asıl canavarlık şimdiki insanlarda. Aslında o bize dinozor derken canavar demek istemedi. Ne demek istedi kız? Eskimiş, tarihten kalma demek istedi. Ha o zaman iltifat etti. Tarihi esere benzetti. Ha tarihi var da ortada eser yok. Ha niye kız? Eser olsaydık bizi koruma altına alırlardı. Şimdi seni beni koruyan var mı? Zengin Kayhan Bey var. Öyle değil kız. Kayhan Bey bize acıyor ama asıl koruyan devlettir. O zaman biz ne oluyoruz? Dinozor ama canavar değil. Fosil ama canlı, tarihten kalma sade bir vatandaş. Tamam Zuriyeciğim. Hı. Gel. Şurada bir Fatiha okuyup da evin yolunu tutalım. Hadi gözüm. Gördüğümü sen de görüyor musun? Gördüğüm kapı ardına kadar açık. En son sen çıkmıştın, anahtar sendeydi. Kapatmadın mı kız? Gayet iyi hatırlıyorum. Kilitledim kız, kapattım. Yoksa mı hırsız mı girdi? Hırsız kız. Belki de hırsız şimdi içeridedir. Korkuyorum bu. Ne yapalım peki? Usulca gidip karakola haber verelim kız. O zaman da kaçar hırsız. Kaçsın, nemiz var ki alacak. Ne demek nemiz varsa? Televizyonumuz var ya, onu alıp giderse. Aa, kız ben onu unutmuşum, alıp gitmiştin belki de. Ne yapacağız şimdi? İçeri girelim ama ya takı bıçağı varsa? Tabancası bilen vardır. Şimdi çoluk çocuğun elinde bile tabancalar, bıçaklar var kız. Bak buradan bir odun alayım elime. Sen de arkamdan gel, bana yardım edersin. Kız sen televizyonda gördüğün o vurdulu kırdılı filmleri özendin galiba. Kız televizyonumuzun çalındığını düşündükçe kan beynime çıkıyor. Ona bir bokus vurur, bir kereta yapalım ki görür gününü. Hele canlandım kız, tıpkı sinemadakiler gibi. Hiç merak etme canım. Dur, şu sopayı bir alayım. Yavaş yavaş gidip onu gafil avlayacağım. Tıpkı Rambo gibi. Gel bakayım. Kız. Oh çok şükür. Televizyon çalınmamış, yerli yerinde Allah. Demek ki tam zamanında geldik. Belki bizi görünce kaçmıştır. Belki de saklanmıştır. Çok tedbirli olmamız lazım. Her tarafı arayalım. Şişt.
odadan tıkırtı geldi. Tut şu sopayı. Yavaş yavaş sen o köşeye geç. Ben çıkar çıkmaz bunu kafasına bir geçireceğim. Gel. Gel şimdi. Gel. Allah'ın lakını bendeki seni kız gelmeydi. Efendim ya. Efendim, açık kapı misafir davet edermiş. Suzan da açık kapıyı görünce misafir olmuş bizim kumrulara. Sonra neler mi oldu? Hayırlısıyla Allah sağlık verirse onu da yarın akşam anlatırım. Hoşça kalın.